Merhaba. Bugünkü videomda Post Night 2 isimli oyunu inceleyeceğim. Bu oyunda postacılık yapan bir şövalyesin. Oyuna çaylak bir şövalye olarak başlıyorsun. Oyundaki karakterini kişiselleştirmek için bir sürü seçenek var. Kasabada yer alan dükkanlardan üstüne giydiğin kıyafetleri ve taşıdığın iksirleri temin edebilirsin. Kasabanın dışına çıktığında bir maceraya atılıyorsun. Bu maceradaki amacın tabii ki postayı karşı tarafa ulaştırmak. Bu esnada da bir sürü yaratıkla dövüşüyorsun. Bu macera kısmında otomatik savaşma özelliğim maalesef yok. Bu durum benim de hiç hoşuma gitmedi. Macerayı başlatıp telefonu bırakıp gidemiyorsun. Yani illa başında durman gerekiyor. Şövalyenin yetenekleri otomatik olarak asla oynamıyor. İlla senin yönlendirmen gerekiyor. Oyundaki tek aksiyon da bu macera bölümleri zaten. Bazı bölümlerin sonunda boss yaratıklar var. Onları da geçmek biraz zor oluyor. Her bölümün sonunda kazanılan sandıktan malzemeler çıkıyor. Kıyafetlerini ve özelliklerini yükseltmek için bunları kullanabilirsin. Çaylak olarak başlıyorsun oyuna. İlerledikçe de bazı görevleri tamamlayıp bir üst seviyeye çıkmak için sınava girebiliyorsun. Yani bu sınavda gerçekten İngilizce bir şekilde quiz yapıyor. Yani soruları ezberleyip tekrar almanız gerekebilir. Onunla ilgili bir video daha henüz çekmedim. Bu oyunun bir sonraki videosunda nasıl seviye atlandığını da göstereceğim. Ben henüz hepsini açmadım ama haritası da geniş görünüyor. Şövalyeye seviye atlatmak zor. Zaman alıyor. Çok zamanını yiyebilir. Farklı haritalarda farklı malzemeler düşüyor. Her kasabada da farklı bir zırh var. Onu yükseltmek için de kendi haritasındaki malzemeleri bulman gerekiyor. Postacılık seviyesinin dışında şövalyenin kendisi bağımsız olarak seviye atlayabiliyor. Seviye atladıkça da can güç gibi özelliklerini paylaştırabileceğin 3 puan kazanıyorsun. Kasabaların en başında yer alan panolarda günlük olarak yapılması gereken görevler açılıyor. Postacılıkta seviye atlayabilmek için bu görevleri her gün yapman gerekiyor. Oyunda biraz ilerleyince oyunda değilken para yeterek puanı tarzında şeyler kazanabileceğin bir çalışma alanı açılıyor. Sen yokken de para kazanmaya devam etmesi için karakterini oraya bırakmayı sakın unutma. Oyunda çok fazla değişik bir özellik ben görmedim. 2 kasaba açabildim henüz ve hala oynamaya devam ediyorum. Reklam açılmıyor. O açıdan güzel. Bazı sandıkları almak için oyun reklam izlemeni teklif ediyor. İzledikten sonra da desteğin için teşekkür ediyor. Çok da kibar bir oyun. Oyunu oynayacaksan şimdiden iyi eğlenceler. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Hoşça kal.
Yeah.